Gel bakalım Elvan Sultan. Seninle karşılıklı birer kahve içelim. Oğlum hiç keyfim yok. İtiraz kabul etmiyorum. Hadi gel. Peki. Gel. Oh. Alo Soner. Nasılsın Kubilay? Merak ettim gelişmeleri. Neler oldu anlat. Bir saniye. Anne sen geç otur, ben hemen geliyorum. Tamam oğlum, peki. Maalesef haberleri iyi değil. Nanay'la işler istediğim gibi gitmedi. Canım sıkkın. Sen ikna edersin onu. Vazgeçmedin değil mi? Kesin bitti o iş. Kalbinde patronu kırımla varmış. Kendisi itiraf etti kızım. Kubilay oğlum, ne oluyor? Bu mürebbiye kız akıl bırakmadı. 40 yıllık örgüm dolandı. Nana'nın dolandırdığı gibi. Bu işte bir iş var ama. Efendim? Ahretliğim, sana söylemem gereken bir şey var. Hayır haberi inşallah. Ayrılırken sana Nana için vazgeçme. Yeni talip gelirse yine aracı ol demiştim ya. Yapma diyecektim. Meğer kızın istediği biri varmış. Bil de ona göre davran. Emanetimsin. Sana bunları söylemek boynumun borcu. Görüştüğün adam uygun değildi belki. Ama karşına bir gün doğru insan çıkacak. Ve sen de yuva kuracaksın. Biz de senin arkanda olacağız. Akça haladan beter çıktı. Beni evlendirecekmiş. Sana mı kaldı? İstemiyorum ben işte kimseyi. Buyurun. Artık her şeyi öğrendim kızım. Bugüne kadar inkar ettin ama gizleme artık boşuna. Sen Yaman oğlumu seviyormuşsun. Bizden gizledin ama Kubilay'a her şeyi apaçık söylemişsin. Evet, öyle dedim. Çünkü bana başka çare bırakmadın Akçağla. O kadar üstüme geldiniz ki. Vazgeçsin diye uydurdum o anda. Yoksa hiç öyle saçma bir şey olabilir mi? Ben Yaban'ı mı seveceğim? Onun adını söylersem daha fazla benimle uğraşmaz diye düşündüm. Yoksa ben ve Kırımlı. Olacak şey mi? Yani şu dünyada bir o, bir ben kalsam olmaz. Öyle Yaban ki insanın duygularından anlamaz, sert. Hem de kaba. Mümkün değil. Hımertme adamı parlıyorsun.